Safiye teyzemiz mahallemizde yaşayan bir teyzemiz. 90 yaşlarında. Safiye teyzem bir sene önce bakım evine zaten 2023 yılında bakım evine yatmaya müracaat edildiğinde kızım bakacak deyip zaten alınmış aile tarafından. Ondan sonra bir şekilde kızı tarafından yani çıkıp torununa yerleşti. Kurban Bayramı'na kadar yakşalık yani tarih olarak belki bir yanım olabilirim ama Kurban Bayramı'na kadar veya bir ay geriye kadar torunu bakıyordu bizzat. Konuyla ondan sonra evine geldikten sonra zaten biz olayın takipçisiyiz. İki gündür de Kaymakam Bey, Belediye Başkanımız, Sosyal Hizmetler Müdürümüz hepimiz olayın takipçisiyiz. İki gündür de bakım evine yatırmak için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani tam yatacak eskiden bir rapor olduğu için pürüz çıktı raporundan dolayı. Yani bir rapor alınmış yarı bağımlı diye tam bağımlı çıkmamış Safiye teyzenin. O yüzden dolayı yeniden bir rapor bir de vasilik istendiği için. Şu anda Safiye teyze yani 2-3 ayda iyice böyle konuşamaz. Yani kendini izleden durumda olduğu için vasilik davası açılmaması için bir süreçle karşılaştık. Ama zaten biz yani attım bu haber yani bekliyorduk zaten. Yani belki de yani yarın alınacaktı. Belki de bu gece alınacaktı. Zaten yatış işlemleri zaten olmuştu. Sosyal Hizmetler Müdürümüz zaten her şey yapılmıştı. Sadece bir evrak işlemlerin bir resmiyet anlamında bir sorunumuz vardı. Ama şu anda zaten Safiye teyze zaten yatışı alındı zaten. Sizler de gördünüz. Yani herhangi bir sorun yok. İki senedir biz Safiye teyzenin, ben ikinci dönem muhtarım. Biz ilk senesinden bile her zaman yardım evine yemeğe gelen, ben 6 senedir muhtarlık yapıyorum. Safiye teyzenin her zaman evinde kaldığı sürece, yalnız zamanda bile kaldığı sürece evine temizliğe gelinip, yemeği evine belediyemiz tarafından gelip Sosyal Hizmetler Müdürümüzden ev bakımı yapılan bir kişiydi zaten. Yani buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Geçen sene zaten çocukları da şey yapınca yatış işlemleri için müracaatta gereksinimde bulundu. Ama ondan sonra aile tarafından bir daha alınmak istendi. Yatış işlemi o an için olmadı yani oldu veya olmadı bozuldu. Zaten torun da bakıyordu ama torun da çalıştığı için eşi ve kendisi evde duramıyor. Yani yüksek binada oturduğu için risk şey yaptığı için ondan sonra işte yani attım yani bir ay gibi bir geriye döndük yani. Nenemi ben aldım yanıma bir sene baktım ama durmuyor aşağıya kendi evini istiyor. Yaşlı kadın zaten raporunu da ben çıkardım ama hastanedeki tam şeyini vermedikleri için sıkıntı oldu falan feşman. Nasıl diyeyim sana durmadığı için buraya getirdim. Nene dedim bak buraya gelemeyiz ben çalışıyorum. Hanım çalışıyor sıkıntı yani. Yaşlı kadın yani elimde de bir şey yok. Ben nenemi atmam zaten o bizim nenemiz ama sıkıntı durmaması. Yani ev kapıyı açıyor. Ufak çocuklar var. Evden düştü zaten. Evde de düştü. Ben yine getirdim hastaneye. Sıkıntı bu. Yardım geliyordu zaten. Muhtar tarafından da geliyordu. Belediyeden yemek de geliyordu. Yani yardımda bir sıkıntı yok. Zaten geldiği yemekleri de yemiyordu ama. Çöpe gidiyordu. Yani yardım gelmesi sıkıntı. Bir de yememesi sıkıntı. Yediği şey bir tek yoğurt. Yoğurt yiyordu. Yani huzur evine gitti. Şu anda aldılar. Bir sıkıntı yok. İki torunu, bir çocuğu var. Ah teyzem, Allah yardımcın olsun. Gerekeni gerekli yapacaklar sana. Tamam. Allah emanet ol teyze. Teyze bir evi çekeyim de belediye başkanına atacağım, tamam mı? O sana yardım edecek yani. Hadi. İnşallah. Yardım etsin mi sana? Yardım etsin mi sana başkan? Belediye başkanı sana yardım etsin mi, ister misin? Belediye şeyde ekmek verir, yemek verir. Başka bir yardım yok. Teyze ama buraların bir hale yola sokulması lazım. Bir şey yok.